Manşete hoş geldiniz. Bir ihtimal daha mı var? Bugün bu başlığı ben atmadım. Bu başlığı Selahattin Demirtaş attı. Selahattin Demirtaş Edirne cezaevinde Kasım 2016 yılı Kasım 2016'dan beri orada 5,5 yılı geçti tutuklu. Ve dört duvar arasında dışarıdaki değme analistlere taş çıkartacak, gıpta ettirecek bir analiz yapmış. T24'e bir yazı yazmış ve Cumhur İttifakı'nın adayı kim başlıklı bu yazıya birlikte bakalım. Ben sarıyla işaretledim birim cümleleri. Selahattin Demirtaş, Erdoğan'ın sıradan bir parti toplantısında patladanak adaylığını açıklamasını ele almış bu yazısında. Ve neden böyle yapmış olabilir buna bakmış. Hem de seçimlere bir yıl varken. Adaylık ilanı oldu bittiye getirilip geçiştirilmiş oldu diyor ve bir tuhaflık var diyor. Yani bunun için çok böyle şatafatlı törenler, geniş katılımlı törenler vesaire düzenlenebilirdi. Yüzlerce kanaldan canlı yayın falan. Neden böyle oldu? Sizce de bir tuhaflık yok mu diye sorguluyor. Peki neden böyle yapmış olabilir diyerek akla gelen bütün ihtimalleri sıralıyor. Hatta şaka da yapıyor. İsrafı sevmediği, gösterişten hoşlanmadığı için böyle sade bir açıklamayı tercih etmiş olabilir diyor. Fakat asıl e, altı çizilecek cümle bir ihtimal daha mı var? başlığı altında, ara başlığı altında. Aynen okuyorum. Aslında Erdoğan aday olmayacak. Kaybedeceği kesin olan bir seçime girmez. Ama korktu da adaylıktan çekildi dedirtmemek için de seçime bir yıl kala adaylığını açıklayarak geri çekilmek için geniş bir zaman kazandı. Adaylığını seçime 3 ay kala açıklasaydı geri çekilemezdi. Oysa şimdi sağlık gerekçeleri veya benzeri bir bahaneyle çekilip yerine başka birinin aday gösterme olanağını yakalamış oldu, diyor. Bence Erdoğan kendi devrinin kapandığını bu iddiasız adaylık ilanıyla kabul etmiş olduğu diyerek de tamamlıyor analizini. Hatta bitirirken gene bir espri yapmış. Yenilgi deyince aklıma yine Binali geldi. Tüm yenilgileri ona yaşatıyor. Çok enteresan bir analiz, çok enteresan bir çıkış Edirne cezaevinden. Dediğim gibi dışarıdaki değme yorumcular bu ihtimali bugüne kadar dillendirmedi. Şapka çıkarılacak bir analiz. Diğer bütün ihtimalleri sıralayıp bir ihtimal daha mı var deyip bunu koyması son derece önemli. Gerçekten düşündürücü. Erdoğan önceki seçimlerde hep adaylığını son dakika açıklamıştır. Seçim tarihi belli olduktan seçime 5 kala açıklamıştır adaylığını ve şatafatlı törenlerle falan olmuştur bu gerçekten de. Şimdi seçim tarihi belli değil. Zamanında yapılacak diyor bir yıl kala adaylığını gerçekten böyle iğreti bir biçimde yarım ağızla açıklıyor. Kimsenin beklemediği bir anda falan filan. Cılız bir açıklama. Neden böyle yapmış olabilir diye Demirtaş'ın sorgulaması önemli. Yani 3-4 konu var evet Suriye'de bir çatışmayı Yunanistan'da bir sıcak mücadeleyi öngörüyor olabilir enflasyonun biraz gerileyip hayat pahalılığının biraz e, gerileyip ne bileyim Ekim Kasım ayında seçim sandığını halkın önüne koymayı e, düşünüyor olabilir e, bir anlamda nispeten daha rahat bir yaz geçirildikten sonra karşı tarafın yani Millet İttifakı'nın adayını e, açıklamaya zorluyor olabilir yani Kılıçdaroğlu olsun vesaire diye... Ee, o arada Kılıçdaroğlu'nun altını çizerek belki de Kılıçdaroğlu'nun olmasını istemiyordu olabilir. Çünkü bir analizde şu. Erdoğan e, Mansur Yavaş'a yenilmek ister ama Kılıçdaroğlu'na yenilmek istemez. Erdoğan yenilmek istemiyor. Erdoğan kazanmak istiyor. Erdoğan yenildikten sonra kime yenildiğinin önemi yok. Bu analizi yapanlara bunu hatırlatmak istiyorum. Ayrıca Erdoğan yerine Binali'yi koyarmış yok. Erdoğan yerine Hulusi'yi koyarmış vesaire. Hulusi Akar'ı koyarmış vesaire. Orası Erdoğan nefes aldığı müddetçe, göz kirpikleri hareket ettiği müddetçe oturacağı bir koltuk, onun dışında bir alternatif düşünmüyor. Yani ya benimsin ya toprağın gibi. Yani Erdoğan için iktidar bittiğinde dünyevi hayat bitiyor. Dünyanın başka başka ülkesinde bir yaşam da bitiyor. Baş dünyanın başka bir ülkes ülkesinde bir yaşam da Erdoğan için bir alternatif değil. Lütfen herkes bunu aklına soksun. O arada, Türk, Turkish Airlines tartışması çok gündemde. Turkish Airlines İngilizce bir ifadedir. Türk Hava Yolları demektir. Ee, Erdoğan'ın söylediği de en son nihayetinde önce Türkiye Hava Yolları dedi sonra gene değiştirdi ağız değiştirdi Türk Hava Yolları dedi Erdoğan'ın söylediği de İngilizcesi yazılmış Turkish Airlines diye biz bunu Türkçe olarak yazacağız Türk Hava Yolları diye. Turkish Airlines bir dünya markası TH'ye bir dünya markası hoş kime ne anlatıyorsun ama Dünyada böyle biliniyor ve Türk Hava Yolları büyük karını uluslararası uçuşlardan sağlıyor, first class uçuşlardan sağlıyor vesaire. Yani İstanbul-Antalya uçuşundan sağlamıyor. Şimdi haliyle e, bu şekilde bir dünya markası haline gelmişseniz ve insanlar, dünya turistleri veya dünyada gezen insanlar sizi böyle hatırlıyorsa böyle kalmasında yarar var. Eser Karakaş çok güzel yorumlamış. İktidarıyla, muhalefetiyle herkesin tartışmaya girmesini. Erdoğan... THY'de Türk, Türk iş ifadesi yerine Türkiye kelimesini koyacakmış. Bu değişiklik önerisine de altılı masadan şöyle bir itiraz geliyor ağırlıklı olarak Meral Akşener'den. Biz iktidara geldiğimizde o Türkiye kelimesini Türk Hava Yolları olarak yapacağız falan. Burası tam bir tımarhane demiş. Gerçi Erdoğan daha sonra düzeltti. Ee, yani Türkiye deyince işte bir Türkiye üst kimliği, Türk, Kürt, Alevi vesaire filan. Hayır Türk filan şimdi Meral Akşener'in git. Haliyle ee, seçim satılı mailine girildiği şu dönemde Meral Akşener'in milliyetçi söylemi Mansur Yavaş'ın e, milliyetçi çıkışları söylemi veya milliyetçi duruşu son derece önemli ve e, ciddi bir kırılmaya doğru gidiyor. Yani adaylık yarışında da son derece belirleyici. Esasen Erdoğan'ın kastettiği Türk-Türkiye meselesi filan değildi. Zaten son son yaptığı açıklamada da Türk Hava Yolları dedi geçti. Yani Akşener'i bir kere daha açığa düşürmüş oldu. Ayrı bir konu. Ee, Orada açığa düşen Erdoğan olmadı, açığa düşen Akşener oldu. Ee, önün arkasına bakmadan konuya girdiği için gerçekten sağlam danışmanlarla çalışması gerekiyor bu politikacıların. Hele e, Türkiye'yi yönetme gibi bir iddiaları varsa ucuz, boş, e, gündemi gereksiz dolduran bir açıklama. İşte ben de bu kadar konuştum. Erdoğan, e, TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi dış politikada sen bize ders veremezsin, sen daha çıraksın haddini bil falan diye ayar verdi. Halbuki TÜSİAD Başkanı yaptığı açıklamada izlenecek politikalar diplomatik inceliklere öncelik veren bir strateji içinde, dostlukları derinleştirip düşmanlıkları azaltacak şekilde tasarlanmalı falan gibi laflar söylemişti. Bunu bile söyletmiyor Erdoğan. Her şeyi biz belirleriz falan. Tam sağ pres uyguluyor şu anda iktidar. Mesela polisle HDP'lerin girdiği en son işte bu gemlik yürüyüşü meselesinde polisin arkasında hizalandı Erdoğan ve Bahçeli doğal olarak bu HDP'lilerin dokunulmazlığı kaldırılsın falan dedi. Çünkü orada polis devlet demek devlet polis demek. Şimdi polis de bunu gördüğünde bundan sonra HDP'lilerle karşılaştığında daha fazla şiddet uygulayacak. Bu işler böyle. E, fakat TÜSİAD Başkanı esasen ekonomiye ilişkin çok sağlam mesajlar verdi. Erdoğan dış politika mesajları üzerinden ona haddini bildirdi. Ekonomiyle ilgili konularda e, demedi Halbuki aslında Erdoğan'ı rahatsız etmesi gereken buydu. Çünkü e, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın fakirleşerek büyüyoruz açıklamasında dört maddede ekranda görüyorsunuz sert eleştirileri, ciddi eleştirileri vardı. Esasen Erdoğan bunun altından kalkamadığı bu eleştiriler doğru olduğu için buna cevap vermek yerine dış politika üzerinden bize ders veremezsin demeyi tercih etti. Akıllı olun aklınızı alırız demiş Devlet Bahçeli Yunanistan'a. Akıllı olun aklınızı alırız. Hadi buyurun bunu Yunanca'ya tercüme edin. O ay, ayrı bir şey de yani işte e, mafyalaşan devlet veya mafyanın devletleşmesi falan artık ne derseniz böyle bir durum yaşanıyor. Hürriyet e, teröristlerde panik havası falan diyerek e, Suriye'de savaşı körüklemeye devam ediyor. Hemen her gün birinci sayfasında bu kadar büyük bir yer açarak e, geldi geliyor girdik giriyoruz e, bu işin bir anlamda goygoyculuğunu yapıyor. O arada Abdülhamit Han kırmızı beyaza boyanmış, e İşte efendim o da şey yapacakmış. E denizlerde e sondaj yapacakmış, işte maden aranacak, gaz aranacak. Her neyse, bu da ayrı bir hikaye. Yani denizlerde gaz arama falan ama belli ki e mavi vatan falan hikayesiyle Ege Doğu Akdeniz tekrar ısınacak. E Fatih Yavuz Kanuni'den sonra Abdülhamit Han'da... da sulara açılıyor. Bakalım Mevla görelim neyler. O arada böyle mi gelecektin diye soruyor şehidin ailesi. Şehit cenazeleri geliyor ve bunların çok azı açıklanıyor. Çünkü bölgeden gelen haberler bağımsız kaynaklar çok daha fazla şehit verildiğini söylüyor ama çok duyurulmuyor, ilan edilmiyor. Ee, cenazeleri ya bekletiliyor ya sessiz sedasız memleketlerine gönderiliyor. Bilmiyoruz ama önümüzdeki aylarda bu cenazeler devam edecek gibi görünüyor. Maalesef ne yazık ki Karadeniz Gazı 2023'te evlerde bir yalan daha yalana yalan ekleyerek devam ediyor bu iktidar. Tabii bunların hepsi şey seçim çalışması. Şu da var. Şöyle olacak, böyle olacak. Yapacağız, edeceğiz, bitireceğiz diyerek elinde yetki var. Şimdi yapsana falan dedirtiyor bu iktidar ama vatandaş işte bir sokak röportajında gördüm. Herkes görmüştür. Çok da viral oldu. İşte Kılıçdaroğlu dönemi falan diyerek Erdoğan dönemini övüyor. Yani halbuki bu ülkede Kılıçdaroğlu dönemi olmadı ama öyle inanmış AKP seçmeni. Evet böyle yalanlar da öfürmüştü Hürriyet gazetesi. En geç 98'de Avrupa Birliği'ne tam üyeyiz. 98'in üzerinden çeyrek asır geçti ki bu Çiller'in lafıydı ama Çiller'in lafını bu şekilde manşete çeken Hürriyet ciddi bir iktidar destekçisiydi o günlerde de. Enflasyon kamburunu seneye atacağız. E şimdi yapsana. Onu söylemeye çalışıyorum yılbaşına göre %133 pahalanmış. Kara İsmailoğlu'ndan Ulaştırma Bakanı'ymış. Hızlı trene yeni zam. Marketçiyle, emlakçıyla filan savaşacağınıza, dış güçler falan diyeceğinize yapmayın yani şu hızlı tren zamını. Yılbaşına göre %133 yani yılbaşından bu tarafa 5 ay geçti. 5 ayda %133 zamlanmış hızlı tren. Yapma bu zam mı? İnsanlar evlerine, barklarına gidecekler, öğrencilere tatile çıkacak, insanlar gene tatile gidecek gidebilirse hoş. Son yapılan araştırmalarda insanların %80'i tatil düşünmüyor, bütçesi de yok ayrı bir konu ama. Devlet elinde olan şeyleri artırmayabilir. Mazot 5,5 ay içinde %119 zamlanmış. 5,5 ay içinde, bir yılda değil. Yapma, devletin elinde bunlar. Enflasyon korkusu Mayıs ayında konut sat satışlarını ikiye katlamış. Şimdi hem bir yandan konut fiyatları artıyor, bir yandan da insanlar konutlara hücum ediyor. Yani bir bir piyasa var ve siz bir piyasayı yasaklarla kira artışını sınırlayarak, işte dış güçler diyerek, lobiler falan diyerek şey yapamazsınız, aşağı çekemezsiniz, engelleyemezsiniz, set çekemezsiniz, önleyemezsiniz. Güzel bir girişim İstanbul Büyükşehir kent lokantaları açıyormuş efendim tabildot usulü dört çeşit yemek verecekmiş öğlen akşam yemeği bakalım ne olacak ilerleyen zaman içerisinde göreceğiz. O arada yalanlar 6 Alman'dan biri aç yatıyor demiş takvim devamla da biz değil Alman yetkili söylüyor 50 yılın en yüksek enflasyonu bu haberler şunu işaret eder der ki senin ülken de esasen çok berbat bir durumda ama bak Alman'a Alman daha berbat. Yani bu içerideki ıı, ekonomik buhranın teyididir aynı zamanda. Yandaş gazetecilerin, yandaş gazetelerin attığı bu manşetler. Seçim kampanyası başladı. Erdoğan ve Bahçeli'den e, kimi lafları getireceğim ekrana. E, yani çık karşımıza aday ol işte e, kimse işte senin meşrebin üzerinden, aleviliğin üzerinden falan filan gelmesin böyle şey olur mu? Ayıp filan, anayasal hakların var falan diyerek esasen her konuşmalarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun aleviliğinin altını çizecekler. Bakın şu konuşmada, şu konuşmanın şu paragrafında kaç tane şey geçiyor? Meşrep, mezhep, köken filan. Gene Bahçeli'nin lafları, mezhebi, etnik kökeni, Alevilik, Alevil, mezhebi. Yani güya sureti haktan görünüyorlar ama bu lafları sürekli dönder dolaş telaffuz ederek şey yapıyorlar. Yani bir, e, şunun gibi bir şey. Kişi Yozgatlıdır, kişi Çorumludur, kişi Kütahyalıdır. Yani işte Kütahyalı, o da Kütahyalı, yani onun Kütahyalı olması, Aa canım işte Kütahyalı olduğu için dediğinde... 3 5 bir noktadan sonra Kütahyalılar ayağa kalkar. Der ki ya bir dakika. Sen bu adamın her cümlende niye önün arkasına Kütahyalı olduğunu koyuyorsun? Bir meselen mi var falan demeye başlar. bu da aynı hikaye. Yani her konuşmalarını böyle yapacaklar. Sureti Hak'tan görünme. Önün arkasına Alevi, mezhep, meşrep. Aslında bizim bunda hiçbir şeyimiz yok. Yani herkes eşittir filan falan deyip yürüyecekler. MHP'de kaç tane Alevi milletvekili var? AKP'de kaç tane var? Kaç tane Alevi vali var? Bunu sorduğunda cevap sıfır. Bu, şununla kapatalım e, yavaş yavaş. Bu Soylu'nun çizmeleri falan çok konuşuluyor e, Mansur Yavaş'ın karşısında. E, Mansur Yavaş'ın iletişim açısından gerçekten kötü bir fotoğraf. Cevap verilecek de hali yok. Esasen Soylu'nun ayakkabılı olduğu daha sonra valinin çizmesini ayağına geçirdiği falan gibi iddialar da var. Orada değilim. Ama bu fotoğrafla, bu fotoğrafla Soylu iktidar cephesinde baya bir puan toplamış durumda. Ben şunu sorayım. Soylu bu fotoğrafı Ekrem İmamoğlu ile verir miydi? Soylu bu fotoğrafı başka kiminle hangi biçimde verirdi? Evet. Burada Mansur yavaş kimliği biraz daha ayrışıyor. Kapatırken Turgut Özal'ın bir vecizesiyle kapatalım. 1991 yılında söylemiş Fatih Sultan Mehmet şunu yaptı, Yavuz Sultan Selim şunu yaptı diye. Geçmişle övünmek milliyetçilik değildir. Milliyetçilik toplumların o anda kendi yaptıkları işlerle övünebilmesidir. Sen dünyayla yarış edebiliyor musun? Yani başka ülkelerle yarış edecek adamların var mı? Daha iyi ressamın, sanatçın, tüccarın, politikacın var mı demiş. Vefatından iki yıl evvel Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı bir konuşmada Turgut Özal merhum Turgut Özal 1993 17 Nisan'da vefat etti. Onun üzerinden de neredeyse önümüzdeki yıl 30 yıl olacak. 30 yıl geçti. Dile kolay. Evet bir manşeti daha böylelikle kapatıyoruz. Bir ihtimal daha mı var konulu manşet böylelikle bitiyor. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla efendim. Hoşçakalın.